فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. Cumamız mübarek olsun aziz Müslümanlar. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim içerisinde bulunduğumuz dualara icabet saati hürmetine cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Maddi manevi sıkıntılar içerisinde olan bütün kardeşlerimizin dertli kullarına devalar, hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına edalar ihsan eylesin. Bizleri dost doğru yolu olan imandan, istikametten ayırmasın. Aziz Müslümanlar, inşallah bugünkü sohbetimizde şahsiyetli bir Müslümanın vasıflarını tarif eden ayeti kerimeleri sizlere izah etmeye, açıklamaya gayret göstereceğiz. Rabbim anlayıp dinleyip gereğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Aziz Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelere bir bütün halinde baktığımızda Kur'an-ı Kerim nelerden bahsediyor? Ne var içerisinde? 600 küsur sahifeden oluşan bu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize neleri emrediyor, neleri yasaklıyor, nelerden bahsediyor? Bunlara bir bütün halinde baktığımızda şöyle 4 başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz itikadi meselelerden, yani neye, nasıl, niçin iman etmemiz gerekiyor hususunda bahsediyor. Neye, nasıl, niçin iman etmemiz gerekiyor? Yani imanın esasları diye bir deyimle imanın şartları diye çocukluğumuzdan itibaren ezberlemiş olduğumuz hususlar var değil mi? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere ve kazaya iman diyoruz değil mi? İşte bütün bu maddeleri nereden çıkarıyor alimlerimiz? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bunlara şeksiz, şüphesiz bir şekilde iman etmemiz gerektiğinden bahsediyor. Demek ki birincisi, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz iman meselelerinden, imanla alakalı, itikatla alakalı hususlardan bahsediyor. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'de aziz Müslümanlar, ibadetlerden bahsediyor Rabbimiz. İşte namaz, hac, oruç, zekat başta olmak üzere bunlar Rabbimizin kesin olarak emrettiği ibadetlerdir. Yoksa ibadetler bunlarla sınırlı değil. İbadet dediğimiz zaman Rabbimizin rızasını kazandıracak yaptığımız her bir amel, bu niyetle yapmış olduğumuz her bir iş ibadetin içerisine dahildir. Biz ibadet deyince genel hatlarıyla işte Rabbimizin emretmiş olduğu bu ibadetler aklımıza geliyor. Ancak ibadet tanımına, hadisi şeriflerden, Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerden ibadetin tanımına baktığımız zaman görüyoruz ki ibadetler sadece bunlarla sınırlı değil. Bir Müslüman sabahtan evinden çıkarken "Ya Rabbi, bugün rızkımı helalinden kazanmayı, çoluğumun, çocuğumun, aileye efradımın rızkını helalinden kazanıp helalini harcamayı bana nasip et" diye bu niyetle yola çıksa, sabahtan akşama kadar ailesinin rızkını temin etmek için çalışmasını Rabbimiz ibadet olarak sayıyor. Bir örnek olarak söylüyorum. Yani bunun gibi her meselede, yaptığımız her işte Rabbimizi razı edecek bir niyetle yola çıkarak yaptığımız her bir amel ibadetin bir boyutunu oluşturuyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ikinci olarak neyden bahsediyor? İbadetlerden bahsediyor. O ibadetlerle alakalı da aziz Müslümanlar, genel ilkelerini Rabbimiz belirliyor. Namaz kıl emrediyor. Akimis sala. Namaz kıl emrini veriyor. Bu namazın nasıl kılınacağının usulünü, namazda ne okuyacağız, ne yaparsak namazımız bozulur gibi hususları biz kimden öğreniyoruz? Resulullah Aleyhisselam'dan öğreniyoruz.
Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz her bir meselenin detayını en ince ayrıntısına kadar vermiş olsaydı, o zaman Kur'an-ı Kerim elimizdeki bir cilt şeklinde değil de belki 80-90 cilt olması gerekirdi. Ne yapıyor Rabbimiz? Bize genel ilkeleri veriyor, genel kaideleri veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunun içerisinin doldurulmasını, onun hayata nasıl tatbik edileceğiyle alakalı hususları, detayları Resulullah Aleyhisselam gene vahiy ile öğreniyor, bize haber veriyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Sallu kemâ ra'eytumûni. Namazı beni nasıl kılıyor vaziyette görüyorsanız siz de öyle kılın diyor. İşte namazda Subhaneke okuyoruz, diğer duaları okuyoruz, elimizi kaldırıyoruz, değil mi? Bağlıyoruz elimizi. Bunların detaylarını biz sünnetten, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatından öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bir diğer konu muamelat konusudur aziz Müslümanlar. Bu da toplumsal hayatın içerisinde bir Müslümanın evlenmesi nasıl olacak, boşanması nasıl olacak, ticari hayatı nasıl olacak, komşuluk ilişkileri nasıl olacak, aile hayatı nasıl olacak gibi, işte devletler arasındaki ilişkiler, kanunlar, kurallar nasıl olacak gibi her meseleyle alakalı koymuş olduğu kurallara, kaidelere de bir bütün halinde muamelat deniliyor fıkıh kitaplarımızda. Bunlarla alakalı da Allah-u Teala işte bir suç işlendiğinde bu suçlara verilecek cezalar nelerdir, haram nedir, haram olan yiyecekler nelerdir, helali nedir, bunların usulünü, esasını belirleyen ayet-i kerimeler de vardır. Bunlara da bir bütün halinde muamelat diyoruz. Bir de Kur'an-ı Kerim'de aziz Müslümanlar ahlaki esaslardan bahsedilir. Bir Müslümanın ahlakı nasıl olması gerekiyor? Oturmasından kalkmasına, ticaretini yapmasına, aile hayatına, bununla alakalı genel hatlarıyla, yani doğumumuzdan ölümümüze kadar bir Müslüman nasıl yaşaması gerekiyor? Peygamberi bir ahlak nasıl olması gerekiyor? Bunun da kurallarını, kaidelerinin her birini gene Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerle Rabbimiz bize haber veriyor. İşte şahsiyetli bir Müslüman olabilmek için bize yegane önder olarak, lider olarak, rehber olarak Allah-u Teala bir peygamber göndermiş. Bize lütfundan dolayı Allah-u Teala akıl vermiş, değil mi? Aklı olmayan bir kimseyi Allah-u Teala sorumlu tutmuyor. Herhangi bir ona vazife yüklemiyor. Çünkü buyuruyor ki Rabbimiz, her zaman yatsı namazından sonra okuduğumuz Amenen Resulü de La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir kuluna gücünün üstünde bir yük yüklemez. Bize bir şey emrettiyse Rabbimiz ona gücümüz yetiyor demektir. Bir şey bize yasakladıysa ondan uzak durabiliriz. O olmadan yaşayabiliriz demektir. Bunlarla alakalı her bir konuda Allah-u Teala bize bu dini kolaylaştırmış. Dolayısıyla aklı olmayan bir kimseye Allah-u Teala bir vazife yüklememiş. Ondan bir şey istemiyor. O zaman bize akıl nimeti vermiş. İyiyi, doğruyu, kötüyü birbirinden ayırt edebilecek bir akıl nimeti vermiş. Bununla yetinmemiş, akıl terazisi bozulabilir. Akıl terazisi bozulabilir. Nasıl bozuluyor? İnsanın aldığı eğitim, yaşadığı aile hayatı, içerisinde bulunduğu toplum, onun akli dengesini, akli ölçülerini ne yapabiliyor? Bozabiliyor. Akıl terazisi bozulabiliyor. Değil mi? Kuyumcuların hassas terazisi var. Onu zaman zaman ne yaparlar? Bir elden geçirmeleri gerekir. O terazinin de belirli bir aralıkla elden geçmesi gerekir. Zamanla ayarı bozulabiliyor. Akıl da eğer ki doğru bir eğitim almadıysa, İslami bir eğitimden geçmediyse, Müslümanca bir hayatın yaşandığı bir ortamda yetişmediyse, akıl terazisi de bozulabiliyor. Çünkü bir Müslüman olarak bizim kötü dediğimiz, değil mi? İslam'ın kötü dediği İçki içmek haramdır diyor Allah-u Teala. Çirkin bir şeydir diyor bu. Ama böyle bir ortamda yetişmeyen, İslami bir eğitim almayan,
Müslüman bir ailede yetişmeyen bir insan açısından içki içmenin su içmekten bir farkı yoktur. Bakın birimizin kötü dediğine öteki iyi bir şey diyor. Bir sıkıntı yok. Allah-u Teala faiz haramdır diyor. Ama bir başka sisteme baktığınız zaman diyor ki bu bir ticari hayatın gereği. 21. asrın gereği diyor. Aynı hadiseden bahsettiğimizde farklı cümleler kuruyoruz. Bu da neden kaynaklanıyor? Yetiştiğimiz ortamdan, aldığımız eğitimden kaynaklanıyor. Akıl terazisi bozulabiliyor demek ki. Akıl tek başına yetmiyor iyi ya da kötüyü birbirinden ayırt etmede. Rabbimiz bize bir lütufta daha bulunuyor. Diyor ki size yol gösterecek, size rehber olacak, dünya ve ahiret saadetinize vesile olacak, iyi, kötü, doğru, yanlışı size anlatacak, izah edecek bir kitap gönderdim diyor Rabbimiz. Bize Kur'an-ı Kerim göndermiş. İşte bu Kur'an'ı Müslümanlar olarak okuyup hayatımıza tatbik edersek bu kitap bize rehberlik edecek. Bu kitap bize yol gösterecek. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i umursamadan bir hayat yaşarsak bu Kur'an'ın bize vereceği bir şey olmayacak. Bu Kur'an-ı Kerim'i Rabbimiz bize okuyalım, anlayalım ve hükümlerine göre yaşayalım, hayatımıza tatbik edelim, dünyada da huzuru bulalım, ahirette de huzuru bulalım diye göndermiş. Ama maalesef biz Müslümanlar olarak bugün Kur'an-ı Kerim'i sadece belirli günlerde, gecelerde açıp okuma imkanı buluyoruz. Veyahut da sadece ölülerimizin arkasından okumak için kullanıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Evet, Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Kur'an okunduğu zaman her bir harfine 10 hasene vardır buyuruyor. Bakın, sadece bir sayfasına, bir ayetine demiyor, her bir harfine 10 hasene vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okumak başlı başına bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman bir sevap elde ederiz. Bu sevabımızı, elde ettiğimiz bu sevabı ölülerimize bağışlarız. Bunda bir mahsur yok. Ancak Kur'an'ı sadece bunun için kullanırsak, işte o zaman yanlış yapmış oluruz. Kur'an'ı Allah-u Teala biz dirilere göndermiş, okuyun, anlayın, hayatınıza tatbik edin, hayatınız değişsin diye. Toplumsal hastalıklarımıza şifa olsun diye. Eğer ki bu Kur'an'ı arkamıza atarsak, umursamadan bir hayat yaşarsak, o zaman Müslümanız ama Kur'an hiçbir şekilde hayatımıza müdahale etmiyor. Hiçbir şeyimize karışmıyor. Öyle olunca da yani doktora gidip de hastalığımızın şifası için verdiği reçeteyi çerçeveledip evimizin en müstesna köşesine assak hastalığımız şifa buluyor mu? Veyahut da doktorun vermiş olduğu reçeteyi muska yapıp boynumuza assak hastalığımız şifa buluyor mu? Bulmuyor. O reçeteyi ilaca dönüştürüp ilacı almamız gerekiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yazıyor Müslümanlar. Bu Kur'an'ın hükümlerini hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim bizde bir şeyleri değiştirecek. Şikayet ettiğimiz meselelerde bize yol gösterecek. Şahsiyetli bir Müslümanın ahlakı nasıl olması gerekiyor? Bununla alakalı bize Rabbimiz aziz Müslümanlar ahlaklı bir Müslüman olmamızı bize emrediyor. Bakınız Resulullah Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim bize tarif ederken nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? Estaizu billah ve inneke le'ala hulikin azim. Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor. Biz birini, bir insanı birine tarif ederken, tanıtırken nasıl tanıtırız? Bizim için o insanda değerli gördüğümüz, önemli gördüğümüz hususlarını söyleriz. Deriz ki bu işte efendim hastanede bu adam doktordur. Değil mi? Onu öyle tanıtırız. Bizim için önemli gören bir özelliği varsa o özelliğiyle tanıtırız karşımızdaki insana. Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselam'ı bize tanıtırken nasıl tanıtıyor? Elbette sen yüce bir ahlak üzeresin diyor. Bize onu ahlakıyla tanıtıyor. Bu manada aziz Müslümanlar ahlakı kaybettiğimizde, ahlakı ibadetten ayırdığımızda, ahlakı ticaretten ayırdığımızda, ahlakı aile hayatımızdan, komşuluk hayatımızdan, diğer vesaire yerlerden çıkardığımızda o zaman
Müslüman ama ahlaksız bir Müslüman ortaya çıkıyor. Bunun yansımalarını hepimiz toplumda görüyoruz. Müslüman bir adamsın, namaz kılıyorsun ama yalan söylüyorsun diyor adam. Sen Müslümansın, namaz kılıyorsun, yani bu yalan sana yakışmıyor, senden beklenen bir şey değil diyor, eleştiriyor değil mi bizi? O açıdan aziz Müslümanlar, hayatımızın her alanında, nerede olursak olalım, ahlak bizimle beraber olması gerekiyor. Ne kadar ibadet ehli olursak olalım, hacca ne kadar gitmiş olsak, umreye kaç defa gitmiş olsak da, geceleri ibadet etsek de, bir tüccarsak mesela, adam bizim ahlakımıza bakıyor. Ticari ilişkilerimizdeki ahlakımızda ne kadar dürüst olup olmadığımıza bakıyor değil mi? Senin ibadetin seni bağlar. O Rabbinle senin arandaki bir şey. İbadetinin sevabını Rabbinden bekle. Ama ahlaklı bir Müslüman mı değil mi olduğumuz noktasında bizi eleştirebiliyor. Demek ki bir Müslüman da, aziz Müslümanlar, ahlak, şahsiyetli bir Müslüman olabilmesi için ahlak en başta gelen hususlardandır. Kur'an-ı Kerim'de birçok, onlarca, yüzlerce ayeti kerimede Rabbimiz bu konulara değiniyor. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında, hadisi şeriflerinde, sünnetinde defaatle bu konunun üzerinde ısrarla durulduğunu görüyoruz. Bir Müslümanın ahlakı nasıl olması gerekir diye baktığımızda, gene Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle örnek verecek olursak, özü sözü ve hayatı birbirine uyumlu olması isteniyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani özüyle, sözüyle, davranışlarıyla hayatının her safhasını Resulullah Aleyhisselam'a benzetmeye çalışması biz Müslümanlardan isteniyor. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَسْسَيِّئَةُ İyilikle kötülük bir olmaz diyor Rabbimiz. İyilikle kötülük bir olmaz. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Sana yapılan kötülüğü sen güzellikle defet. Sana yapılan kötülüğü, maruz kaldığın kötülüğü sen güzellikle defet. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan bir kimsenin sana dost olduğunu görürsün diyor Allah-u Teala. Her kötülüğe kötülükle karşılık verecek olursak bir yerden sonra bakarız ki biz de kötü bir insan olmuşuz. Ya niye kötülüğü, bunu, niye bu kötülüğü niye yaptın? Çünkü o bana böyle yaptı. Niye ona yalan söyledin? Çünkü o bana yalan söyledi. Ticarette niye aldattın adamı? Çünkü o beni aldattı. Niye komşuna kötü davrandın? Çünkü o bana kötü davranıyor. Dikkat ederseniz böyle yaptığımız zaman, her kötülüğe kötülükle karşılık verdiğimiz zaman biz de kötü bir insan oluruz zamanla. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek her insanın yapabileceği bir şey. Ama İslam ahlakı bize kötülüğe kötülükle muamele etme diyor yani. Onu en güzel şekilde defetmeye bak buyuruyor. Gene konuyla alakalı bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ Güzel bir söz söyleme ve insanlardan gelen ezayı, cefayı, sıkıntıyı bağışlama, arkasından eza, cefa gelecek olan bir sadaka vermekten daha hayırlıdır. Allah-u Teala katında daha değerlidir. Yani bir adama bir sadaka vereceksin, bir iyilik yapacaksın, arkasından 40 defa başına çalacaksın. Bunu yapacağına diyor, onu yapma, ona iyilik yapma, ona hayır hasenatta bulunma, sadaka verme, zekatını verme ona. Güzel bir söz söyle, Allah katında o daha değerlidir diyor. Yani yapmış olduğun bir iyiliği adamın başına çala 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 yaptığına bin pişman edeceksen bunu yapma, onun yerine güzel bir söz söyle, güzel bir kelam söyle, bu Allah katında daha değerlidir buyuruyor. Gene müminleri tarif ederken ayet-i kerimede Rabbimiz müminlerin doğru, dürüst insanlar olması gerektiğini söylüyor. Hani Hud suresinde geçiyor ya, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Resulullah Aleyhisselam'ın şahsında bütün ümmetine hitap ederek Rabbimiz buyuruyor ki, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Resulullah Aleyhisselam diyor ya, bu ayet, Hud suresi ve kardeşlerinde bulunan bu ayet beni ihtiyarlattı, beni yaşlandırdı diyor. Bir Müslümanın her halinde doğru sözlü olması, istikamet üzere olması emrediliyor. İnnellezine kâlû rabbunallâhu thümme istekâmû
Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz ki Rabbim Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, özü sözü doğru olan, yani söylediği sözle hali birbirine uyan kimseler var ya, tetenezzelu aleyhimul melaiketu, onların üzerine melekler iner. Derler ki onlara ellâ tehâfû ve lâ tehzenû, korkmayın, hüzünlenmeyin. Ve ebşirû bil cenneti lletî kuntum tu'adûn, size vaat edilen cennetlerle mutlu olun, müjdeler olsun size. Dosdoğru olan insanlara diyor melekler üzerlerine iner de biz onları görmesek de bu müjdeyi melekler diyor onlara verir. Onlara bir şekilde hani şeytan vesvese verdiği gibi melekler de bize ne yapar? Böyle güzel telkinlerde bulunurlar. Demek ki Müslümanın ahlakından bir diğer husus, kendisinde şahsiyetli bir Müslüman olabilmesi için bulunması gereken hususlardan biri de doğru, dürüst bir insan olması gerekiyor. Müslümanda bulunması gereken ahlaki ilkelerden, şahsiyetli bir Müslüman olabilmesi için bulunması gereken ahlaki ilkelerden biri olarak da Rabbimiz sabırla karşılaştığı durumlara, sıkıntılara sabırla muamelede bulunması gerektiğini haber veriyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Şüphesiz ki biz sizi korkuyla, açlıkla, ürünlerden eksilterek, canlarınızı elinizden alarak, yani sevdiklerinizi elinizden alarak sizi imtihan edeceğiz diyor Rabbimiz. Bu dünyada imtihan için var olduğumuzu peşinen bize haber veriyor. Yaşadığımız her halimiz, karşılaştığımız her bir şey, nimetle de karşılaşıyorsak, külfetle de karşılaşıyorsak, başımıza iyi bir şey de geliyorsa, canımızı sıkan, moralimizi bozan bir şeyle de karşılaşıyorsak, hepsinin vardığı, dayandığı yer bir imtihan gereğidir aziz Müslümanlar. Ayet-i kerimede Rabbimiz açıkça bize söylüyor. Sizi korkuyla imtihan edeceğiz diyor. Korkuyla imtihan oluyoruz değil mi? Daha dün deprem yaşadık. Hatırlatıyor Rabbimiz zaman zaman. 6 Şubat depremlerini hatırlıyorsunuz. 10 il neredeyse 11 il yıkıldı. Hepsi birer imtihanın bir parçası aziz Müslümanlar. Her olayda her bir insanın kendine ait bir imtihan vardır. Her bir olayda. İşte Covid hastalığı geldi, dışarı çıkamadık. Deprem oldu, içeri giremiyoruz. Allah-u Teala korkuyla imtihan ediyor bizi. Zaman zaman hatırlatıyor kendinize gelin diye. Tabii bu depremlerde ve benzeri hadiselerde, felaketlerde insanların başına bir şeyler geliyor, ölen oluyor, sağ kalan oluyor. Herkes bu noktada farklı bir imtihana tabi tutuluyor. Öyle ki deprem vakti adam belki gece teheccüd namazına kalkmış vaziyetteyken ölüyor, şehit sevabı alıyor belki. Bakınız aynı hadiseden insanların ne şekilde etkilendiğini. Gece belki o saatte adam içerken ölüyor. Allah affetsin. Yani aynı hadise insanlara farklı mesajlar veriyor. Herkes farklı bir şekilde imtihan oluyor. Belki bebek, çoluk çocuk bebek ölüyor. Allah-u Teala belki de bu dünyada yaşanan bu kirliliklere hiç bulaştırmadan onu alıp götürüyor. Hani bazen diyoruz ya, ya Rabbi bu çocuğun ne günahı vardı? İlla her zaman başımıza gelen şeyler günahtan dolayı olmuyor. Çünkü hayatta en ağır imtihan Allah-u Teala peygamberlere vermiştir. Hangi günahtan dolayı değil mi? En ağır imtihanı peygamberler yaşamışlardır. Onlardan biri de Resulullah Aleyhisselam. Doğduğu, büyüdüğü, 50 küsür yıl yaşadığı memleketinden hicret etmek zorunda kalmış. Çünkü öldürme teşebbüsünde bulundukları için. Allah-u Teala'nın müsaadesiyle. 7 evladından 6'sını Resulullah Aleyhisselam kendi elleriyle toprağa koymuş. En acı imtihanı yaşıyor. Bakın. Hangi günahından dolayı? Allah-u Teala bazen imtihanları mümin kullarının cennetteki derecesini yükseltmek için verir. Onu olgunlaştırmak için, ona olan mükafatını, cennette alacağı mükafatını daha fazla, daha ziyade olsun diye eğer sabır gösterirse. Bazen de yapmış olduğu kötülüklerinin efendim kendine gelsin, toparlansın diye verir. Sabır gösterirse o da mükafatını alır.
kendine gelir. Bu gidiş nereye? Fe eyne tezhebun? Diyor ya Rabbimiz. Bu gidiş nereye? Demek ki her bir hadisede, yaşadığımız her bir hadisede hepimiz farklı şekillerde imtihan oluyoruz. Aynı olayı yaşıyoruz ama aynı olaydan kimisi isyana sürükleniyor, günahkar oluyor, kimisi sabır gösteriyor, derecesi yükseliyor. Allah-u Teala bizi korkuyla imtihan edeceğini haber veriyor. Açlıkla imtihan edeceğini haber veriyor. Zaman zaman kıtlık oluyor. Açlıkla imtihan edeceğini de haber veriyor. Zenginlikle kimimizi imtihan ediyor. Kimimizi açlıkla, kimimizi fakirlikle, kimimizi zenginlikle imtihan ediyor. İşte Karun zenginlikle imtihan edildi, imtihanı kaybetti. Zenginlik İslam dininde kötü görülen, çirkin görülen bir şey değildir. Helalinden kazanıp helalini harcadığı sürece bir Müslüman zengin olabilir. Bir Müslüman kaliteli şeylerden istifade edebilir. Allah-u Teala bunu haram kılmıyor. Ancak helalinden kazanıp helalini harama harcamak, israfa sürüklenmemek kaydıyla. Şatafata, lükse sürüklenmemek kaydıyla. Ürünlerden eksiltmeyle diyor Allah-u Teala imtihan edeceğim diyor. Değil mi? Zaman zaman değil mi? Adam hasat etme için böyle dört gözle bekliyor. Bir efendim musibet geliyor, ürün geçip gidiyor hasat edemeden. Sevdiklerinizi elinizden alacağız diyor. Bununla imtihan edeceğiz diyor. Ve bugün hepimiz birçok açıdan farklı imtihanlara tabi tutuluyoruz aziz Müslümanlar. Ve bütün Müslümanlar olarak bugün bir imtihanı yaşıyoruz. Zaman zaman maalesef gündemimizden uzaklaşıyor. Suni gündemlerin peşine takılıyoruz. Gündemimizden yok olup gidiyor ama Müslümanlar olarak bugün büyük bir imtihanı yaşıyoruz. Bütün dünyadaki Müslümanlar olarak. Gazze'de bir yıldır yaşanan, Filistin'de bir yıldır yaşanan hadiseler, zulümler, katliamlar bütün Müslümanlar için bir turnusol kağıdı gibi hepimiz bir amel defteri dolduruyoruz. Malumunuz bugün biliyorsunuz, Allah rahmet eylesin, Hamas'ın İsmail Haniye'den sonra şehit edilen İsmail Haniye'den sonra başına lider olarak geçen Yahya Sinvar da şehit edildi. Allah rahmet eylesin. Onlar bu imtihanı veriyorlar aziz Müslümanlar. Bu imtihanı dünyadaki Müslümanlar içerisinde belki en rahat verecek olan topluluk şu an onlar. Belki kafası en rahat olanlar yarın ilahi huzurda bu imtihanı en rahat bir şekilde verecek olanlar onlar. Bu konu hepimizi ilgilendiren bir mesele. Filistin'de yaşanan, coğrafyamızda yaşanan bu zulümlere alışmamamız gerekiyor. Gündemimizden çıkmaması, uzaklaşmaması gerekiyor. Suni gündemlerle bizi oyalıyorlar bazen. Ya bir şiddetin her türlüsünü bizlerden ırak olsun ama yani bir hakeme bir yumruk atıldı, bir hafta boyunca Müslümanlar yattılar, kalktılar, televizyon ekranlarında bunu tartıştılar. Allah aşkına Müslümanlar, o sırada her gün 70 kişi, 80 kişi, 100 kişi Gazze'de katliama uğruyordu. Çoluk çocuk katliama uğruyordu. Ama bizim televizyon ekranlarımızda bir hafta boyunca, 10 gün boyunca gece gündüz hakeme yumruk atıldı, onu tartıştılar. Müslümanlar olarak biz şuurlu Müslüman olmazsak, şahsiyetli, aklı başında Müslümanlar olmazsak bize böyle saçma sapan şeyleri konuştururlar. Bir yerde de çoluk çocuk katliama uğruyor. Bunları söylediğimiz zaman bazen meseleyi anlamayan, meselenin farkında olmayan Müslümanlar ne olurdu onlar da 7 Ekim'de yapmasalardı? Gücünüz, kuvvetiniz yok. Niye çıktınız ortaya? Allah aşkına Filistin'deki zulüm 7 Ekim'de mi başladı Müslümanlar? 75 yıldır orada katliam var. 1917'de Osmanlı ordusu İngilizlere Filistin'i kaybettikten sonra orada zulüm başladı. O günden beri var. Yeni değil ki. Her sene düzenli olarak bu hadiseler olmadan önce de biz Gazze'de özellikle Ramazan ayında 1000 kişinin, 2000 kişinin, 3000 kişinin şehit edildiği hadiseler duymuyor muyduk? O zaman bahaneler neydi?
Bu hadiseye bakarken Müslümanlar, olayları anlamayan Müslümanlar, bize ne oradan? Bizim toprağımız değil, bize ne diyor adam? Peki sormak lazım değil mi? Amerika'ya ne o zaman? Madem İsrail'le orada Hamas çatışıyor ya, hani kavga ediyorlar ya. Neden Amerika'nın 18 milyar dolarlık dünyanın en pahalı savaş gemisi bölgede o zaman? Neden İngiltere'nin savaş gemileri şu anda bölgede? Neden ısrarla bize medeniyetin beşiği diye anlattıkları Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Almanya'nın devlet başkanı açıkça destekliyoruz, İsrail'in savunma hakkını tanıyoruz, sonuna kadar da destekçisiyiz diyor. Ya hani orada iki tane grubun arasında değil miydi bu savaş? Niye bütün Batı birlik oluyor da biz Müslümanlar bir gelince bize ne oradan? İçimizde maalesef öyle kafası bozuklar var ki haberi verirken kimin sözcüsü olduğu belli olmayan, kime sözcülük ettiği açıkça belli oluyor da görmek istemeyen görmüyor. Adam haberi verirken işte İsrail diyor birer birer Hamas'ı indiriyor. Birer birer yok ediyor onları, seviniyor. Sözcü gazetesi, sözcü işte bilmem neyi. Müslümanlar da bunları gazete diye alıyor okuyor. Müslümanlar da bunları televizyon diye alıyor izliyor. Yahu Müslümanlıkları, Müslümanlara olan düşmanlıklarını her türlü her ortamda ortaya koyarlar. Benim ırkımdan diye bunlarla nasıl birlik olacağım ben? Benim ırkımdan benimle efendim aynı ülkede yaşıyor diye bu benim kardeşim mi oluyor böyle yaptığı için? Orada yapılan zulümlere çoluk çocuk 40 bin kişi katledilmiş. Resmi rakam. Açlıkla, susuzlukla her türlü imtihana maruz kalmışlar. Adam bundan seviniyor, mutlu oluyor ya. Böyle bir adamla ben nasıl aynı duyguyu paylaşabilirim? Allahu Teala Hucurat suresinde innemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak ve ancak kardeştir diyor. Dünyanın neresinde bir Müslümanın canı yanarsa bizim de canımız yanması gerekiyor. Oradan bize ne diyorlar ya hani sırasıyla geliyor. İsrail'in arz-ı mevut diye bir bozulmuş, tahrif edilmiş Tevrat'ta yazılı olan bir inançları var. Bu bölgedeki, Orta Doğu'daki bütün neredeyse Müslüman devletler, Türkiye'nin de Kayseri'ye kadar olan bölgesi o haritanın içerisinde. Açıkça ilan ediyorlar, gizlemiyorlar. Çocukluğumuzdan beri Müslüman coğrafyada haberlerde hep kan ve gözyaşını izliyoruz. Haberlerde hep bunu duyuyoruz. Aklım yettiğinden beri bir zamanlar Kosova'da Müslümanlar öldürülüyordu. Onları efendim dile getiriliyordu. Onlara ağlıyordu Müslümanlar. Bir zamanlar Bosna'da katliamlar yapılıyordu. Oralarda bahaneleri neydi acaba? Bir zaman Çeçenistan, hala zulümler devam ediyor da, birer birer Müslüman beldeler yok ediliyor. Bir zaman işte efendim Irak'ta, bir zaman Suriye'de, bir zaman Afganistan'da, Filistin'de zaten 1917'den beri devam ediyor da, yani Müslümanları parçalaya böyle 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 yutuyorlar. Aklı yani nasıl bir mantıkla düşünüyor bilmiyorum ama oradan bana ne diyor adam? Ya öldürülen bir sokak köpeği kadar adam gündem yapmıyor şey ya. Orada öldürülen binlerce Müslüman katliam yapılıyor. Onu gündem yapmıyor, umursamıyor. Sokaklara çıkıyor adam sokak köpekleriyle alakalı. Efendim toplatılmasın, barınaklara götürülmesin, serbest kalsınlar diye eylem yapıyor ama bu meseleler umurunda bile değil. Bana ne? Benim diyor coğrafyamın dışında, benim memleketimin dışında. Müslümanlar olarak evet devletler itibariyle mecburi belirli sınırlar vardır ama Müslüman olarak bizim sınırımız nerede bir Müslüman yaşıyorsa orası bizimdir. Nerede Müslüman bir coğrafya varsa orası bizimdir. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor aziz Müslümanlar. Değil ki adam diyelim ki ya çok dini hassasiyeti olmayan, bu işleri çok umursamayan bir adam. Yani sokakta bir çocuğa 3-5 tane sokak köpeği saldırsa bunu görse vicdanen değil mi merhamet gösterir der ki ya çocuğu parçalıyorlar. Şöyle mi der? Bana ne ya benim çocuğum değilmiş. Böyle mi der bir insan?
Öldürülen 40 bin küsur insandan 15 bine yakını, daha fazlası çocuk. Daha adı konulmamış çocuklar var. Anne karnında öldürülen bebekler var. Ya düşünün ki bir çocuk, 10 yaşında bir çocuk şunu söylüyor. Ya Rabbi, öyle yorulduk ki sürekli oradan oraya taşınmaktan, yemek yok doğru düzgün, içecek su yok doğru düzgün. Öyle yorulduk ki ölüp dinlenmek istiyorum diyor. 10 yaşında bir çocuk bunu söylüyor ya. Ama bununla beraber Allah-u Teala onlara öyle bir izzet vermiş, öyle bir iman vermiş ki belki binlerce video izledim. Bizzat oradan canlı yayın yapan, oradan efendim haberleri sansürsüz bir şekilde aktaran gazetecilerden binlerce video izledim ama bir tanesinde bile Allah'a isyan duymadım. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Ağızlarından çıkan tek bir cümle var. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ya 10 yaşında bir çocuk, babası vefat etmiş. Ya Rabbi, babamın şehit olmasına ben razıyım. En azından diğerlerini alma benden diyor. Böyle bir iman. Allah-u Teala Müslümanlara emrediyor. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın diyor. Biz Müslümanlar, geçmişte şöyle olmuş, geçmişte böyle olmuş, o ırktanmış, bu ırktanmış. Bizi böyle parça parça böldüler. Yıllarca tarih kitaplarımızda bizi birbirimize düşman ettiler. Zihinsel işgal, bir yazar öyle diyor, bir tarihçi. Fiziki işgaller her zaman sona ermek zorundadır. Bir belge, bir efendim belde, bir coğrafya işgal edildiğinde, bir memleket işgal edildiğinde işgalciler orada çok uzun süre duramaz. Eninde sonunda orayı terk etmek zorunda kalır. Ancak en acı işgal zihinsel işgaldir diyor. Ondan insanları kurtarmak çok zordur. Maalesef Müslümanlar olarak zihinsel bir işgal yaşıyoruz. Batı yıllarca birbirleriyle kavga ettikleri, birbirlerinin kanını döktükleri halde bir birlik kurdular. Avrupa Birliği'nin diyor kurulma sebebi, ya yeter bir efendim yıllarca birbirimizin kanını döktük. Birbirimizi sevmiyorsak bile en azından birbirimizle boğuşmayalım diye diyor bir birlik kurdu. Ama Müslümanlar olarak bize de ne anlattılar hikaye olarak yıllarca? Araplar şöyleydi, Türkler böyleydi, Kürtler böyleydi, bizi paramparça ettiler. Herkes kendi derdiyle uğraşıyor. 2 milyar Müslümanız ama etkimiz yok. Bir araya gelemeyince 2 milyar Müslüman da olsan bir işe yaramıyor işte. Bütün diğer Avrupa ülkeleri, Amerika'sı, İsrail, evet küçük bir devlet. 7-8 milyon nüfusu olan bir yer ama arkasını aldıklarına bakın, bütün dünyayı arkasına almış. Amerika arkasında 85 bin ton bomba atmış, düşünebiliyor musunuz? Hiroşima'ya atılan bombanın 3-4 katı etkiye sahip bomba atmışlar. Bunun finansörü kim? Amerika sadece şu bir yıl içerisinde İsrail'e 20 milyar dolar askeri yardımda bulunmuş. Resmi açıklamaları bunlar. Arkadan yaptıkları belli değil. Ama biz Müslümanlar, bize ne oradan, Filistin'den bize ne, Gazze'den bize ne diyoruz. Peki ne yapalım hocam, ne yapalım? Yani bu kadar güzel anlattın da. Aziz Müslümanlar ya, en azından evet İsrail güçten başka bir şeyden anlamaz. İsrail'in durdurulması için devletler bir araya gelip de önüne çıkmadığı sürece bu durdurulamaz. Ama bireysel olarak biz Müslümanlar olarak ne yapabiliriz diye soracak olursanız, ya en azından bu savaşı durduramıyoruz, bu kanı durduramıyoruz. En azından bir Müslüman olarak benim cebimden 3 kuruşta 5 kuruşta olsa bu kafirin efendim kurşun olarak gitmesin. En azından bunu da mı yapamayız? Ya adama diyorsun ki, ya bu adam açıkça ilan ediyor. Bir sürü firma açıkça ilan ediyor. İsrail'e askeri anlamda her türlü destek verdiğini ilan ediyor. Coca-Cola içmesek ne olur, ölür müyüz? Hani çıkıp böyle büyük büyük cümleler kuruyor. İşte efendim kardeşim, devlet gitsin savaşsın. Ya bir Müslüman olarak ben Coca-Cola içme zevkini bırakamıyorsam, yarın bir gün bir savaşa girse dersin ki ya ekonomimiz bozuldu, o oldu, bu oldu. Ne yaptınız böyle? Memleketin yarısı ondan sonra başka hesaplara girer. O zaman önce biz kendimizden başlayacağız. Bir Müslüman olarak ben ne yapabilirim ya? Hani anlatılan bir şey var. Amerika'da
Vietnam'daki savaşı protest etmek için bir yaşlı adam gidiyor efendim her gün veyahut da işte belirli zamanlarda Beyaz Saray'ın önüne bir mum yakıyor. Gazeteciler diyorlar ki ya sen bu mumu yaktığın zaman işte Amerika'nın oradaki savaşı durduracağını mı zannediyorsun? Niye yapıyorsun bunu? Diyor ki ben de bu savaşı durdurmayacağım biliyorum da bir şeyleri değiştireceğimi düşünmüyorum da onlar beni değiştirmesinler. Şuurum diri kalsın. Yapılan bu zulme karşı, bu savaşa karşı şuurum canlı kalsın, diri kalsın diye yapıyorum diyor. Onlar beni değiştirmesinler diye. Ezan-ı Muhammed'i bitmek üzere bir hususu daha en azından bu konuyla alakalı. Boykot noktasında aziz Müslümanlar en azından biz kendimiz şahsiyetimiz zedelenmesin. Bir kardeşimizi biri öldürse, o adamın dükkanı olsa gidip o adamın dükkanından, marketinden alışveriş yapar mıyız? Yapar mıyız? Yani yapıyorsak o zaman işte şahsiyetli Müslüman olma noktasında problemimiz var demektir. En azından bu noktada azami gayreti gösterelim. Son söz olarak şunları ifade edip bitireyim ezanı Muhammed'i bitti. İbn Abdilber isimli alim, belki duydunuz, onlarca kez belki anlatıldı ama son kez bir daha hatırlatalım. Haçlı seferlerinin olduğu dönemde bu alime bir fetva danışıyor bir terzi. Diyor ki Haçlı ordusunun askerleri geliyor bana elbise diktirmek istiyorlar. Bu elbiselerini dikersem ben zalim olur muyum? Zulme destek vermiş olur muyum? O alimin verdiği cevap aynen şöyle. Senin o Haçlı ordusunun askerlerini diktiğini bilen, bunun farkında olan, sana iğne iplik satan kişiler bile bile satanlar, onlar zulme destek vermiş olur. Sen zalim zulme destek vermiş olmaz, zalimin ta kendisi olursun diyor. Ona göre biz de kendimizi takkemizi önümüze koyup ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Her Müslümanın yapacağı bir şey vardır. Rabbim ümmeti Muhammed'e birlik dirlik versin. İçerisine düşmüş olduğumuz bu dağınıklıktan bir kurtuluş yolu Rabbim nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'in mazlumlarına Rabbim yardım eylesin. Ümmeti Muhammed'in mücahitlerine, dünyanın dört bir yanında İ'la-i Kelimetullah uğrunda mücadele eden bütün Müslümanlara, mücahitlere Rabbim bizlerin eliyle, bizlerin desteğiyle mansur ve muzaffer olmayı nasip eylesin. Aziz Müslümanlar, farz namazından hemen sonra şehit edilen Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılınacak. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Rabbim bizlere de onun yolundan gitmeyi nasip eylesin. Bu haftaki sadakalarınız Sivas ilimiz merkez ve köylerindeki cami inşaatları için olacak. Rabbim hayır hasenatınızı kabul eylesin. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.